İnsanın en büyük arayışı kendisini tamamlayacak o çok özel kişiyi bulmak. Her şeyiyle tam bir bütünleşmeyle bağlanabileceği bu kişiyle tam bir mutluluk halinde bir arada olabilmek. O kişinin gözlerinin içine bakıp "Sen benim ruh eşimsin" diyebilmek. Bu gerçekten mümkün mü? Ruh eşi doğru bir tabir mi? Herkesin bir ruh eşi var mı? Merhaba. Ben Didem Çiloğlu. Bu kanalda sizlerle gizemli, mistik, spiritüel ve ezoterik konuları paylaşıyorum. Bu videoda ruh eşleri kavramını derinlemesine inceliyorum. Şimdi hazır olun. Sizi sevmek ve sevinmek idealine doğru götüren bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Özünde hepimiz sevgi varlıklarıyız. Özünde sadece sevgiden oluşmuş ışık dolu varlıklarız. Ama sonra bu gerçekten kopuyoruz. Ama sonra yüreğimiz kapanmaya ve kararmaya başlıyor. Ama sonra araya hayat giriyor, yargılar giriyor, koşullanmalar giriyor, zorlayıcı ve acıtıcı deneyimler giriyor ve özümüzden uzaklaşıyoruz. Sevmek bir olma halidir. Olma hali derken sevmeyi bir eylem olarak görmemeyi, sürekli devam eden bir hal, bir varoluş hali, bir tutum olmasını kastediyorum. İlk önce kendime dönük bir sevme hali içinde olmalıyım. Bu hal içinde bedenimi, karakterimi, ruhumu, düşüncelerimi, kusurlarımı ve güçlü yanlarımın tamamını kabul etmeliyim. Tam bir kabul hali içinde kendimle barışık ve sevgiyi nefes alıp verircesine doğal bir biçimde yaşamalıyım. Tüm varlığım sevginin içinde erimeli ve bunun dış dünyadaki hiçbir koşula bağlı olmaması gerek. Bu her şeyden bağımsız bir hal. Sevgiye o kadar teslimiyetle kendimi açmalıyım ki içimde tarifsiz bir keyif hissetmeliyim. Bu keyif yaşamda var olan veya olmayan her şeyden bağımsız, hiç değişmeyen ve sürekli devam eden bir hal olmalı. İlk soruya dönersek, sevmek mi? Evet. Tam anlamıyla. Nasıl? Her şeyden bağımsız. Kimi sevmek? İlk aşama, kendini sevmek. Kendini sevme hali doğamız olduktan sonra bu sevgi dış dünyada yansımasını bulacaktır. İşte bu aşamada sevgi karşımızdaki kişiden bize yansıyan bir ayna olmaya başlar ve belki de asıl mücadele ve sıkıntı tam da buradadır. İçimizden dışımıza yansıttığımız sevgi enerjisindeki sapmalar burada kendini göstermeye başlar. Burası aynı zamanda egoların çatıştığı alandır. Burada korkular, değersizlik hisleri, kişisel hırslar ortaya çıkar. İlk aşamada bahsettiğim kendimize karşı duyduğumuz koşulsuz sevginin sınandığı alandır burası. Sınavı tam anlamıyla geçebilene ödül büyüktür. Ödül, ruh eşini bulabilmektir. Sınavdan kalanlar ise bir döngünün içine düşeceklerdir. Öyle ki sınavı verene kadar hep aynı türde insanlar ve ilişkiler içinde sürükleneceklerdir. Kişilerin isimleri değişecek fakat sınav aynı olduğu için ilişkinin gidişatı ve yaşanılanlar birbirine çok benzer olacaktır. Çoğu insan bu ilişkiler kısır döngüsünden usanır ama özündeki değişimi gerçekleştiremedikleri için aynı şeyi yaşamaya devam ederler. Tüm bu yaşadıklarımız ise birinci aşamaya geri dönmeyi gerektirir. Çünkü karşımızdaki kişi sadece bir aynadır. Bu aynada görmekten hoşlanmadığımız her şeyin kökü bizdedir. Mevlana ne demişti? Yakına gel ve benim sen olduğumu gör. İkinci aşamanın sorularına geri dönersek, onu sevmek mi? Evet, o aynadaki yansımam ve onu seviyorum. Nasıl? Gördüklerimin ben olduğunu kabul ederek ve kendimi sevmeyi öğrenmeden sevilemeyeceğimi bilerek.
düşman, çok sinsi ve egonun kanatları altında gizleniyor. Kime sorsanız kendine değer veriyor musun diye içlerindeki ego benlik hemen kasılıp elbette tabii ki diyecektir ama işin aslı çoğu zaman bunun tam zıttıdır. Kendine değer verme, kendini sevmenin hayata yansıyan yüzüdür. Bir şey çok nettir. Kendine değer veren bir kişi, ona zarar veren bir insanla ilişki kurmayı kesinlikle reddedecektir. Çünkü kendine değer veren bir kişi, sadece ona değer veren kişide sevginin aktığını görecektir. Kendini seven insan, yanında enerjisinin çekildiğini, mutsuzlaştığını hissettiği herkesi yaşamından çıkarma kararı verir. Kendini seven insan bedenini de sever. Onu olduğu gibi kabul eder ve fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalışmaz. Daha zayıf olmalıyım, daha uzun boylu olmalıyım, daha açık tenli olmalıyım. Bu ve bunun gibi düşünceler kendimizle kurduğumuz ilişkide yanlışlıklar olduğunu gösterir. İşte bu yüzden en sinsi düşmanın değersizlik hissi veya düşüncesi olduğunu anlamak çok önemlidir. Ben olduğum halimle güzelim ve iyiyim. Ben en iyisine layığım. Ben sevilmeye değerim olumlamaları faydalıdır. Bunları söylerken bunların doğru olduğuna yürekten inanmak gereklidir. Ruh eşi, ruhsal olarak bağlantılı olduğumuz ve yaşamımızda bizi geliştirmek, bazı yönlerimizi tamamlamak ve özünde aşmamız gereken ruhsal dersleri birlikte paylaşmak adına hayatımıza giren kişi demektir. Ruh eşi kavramını iyi anlamak için ruh ailesi kavramını açıklamak lazım. Her insanın ruhen yakın olduğu, onunla aynı veya benzer frekansta olan bir ruh ailesi vardır. Dünyaya gelirken bu ruh ailesinden kişilerle karşılaşmayı seçeriz. İşte bu kişiler bizim ruh eşlerimizdir. Bu bakımdan tek bir ruh eşimiz yoktur ve özellikle romantik partner olarak yaşamımıza girmeyebilirler. Bu açıdan karşı cins olmaları gerekmez ve genellikle de kalıcı ilişkiler kurmamız beklenmez. Ancak şu bir gerçektir ki ruh eşlerimizle kurduğumuz ilişkiler çok önemlidir. Çünkü onlar bize gerçek anlamda ayna tutacak, ruhsal olarak daha yüksek bir anlayışa kavuşmamıza yardımcı olacaklardır. Bu kişi veya kişilere derin bir sevgi duysak da gerekli dersleri birbirimize gösterdikten sonra yaşamımızın sonuna kadar birlikte kalmamayı tercih edebiliriz. Hemen hemen herkes yaşamına giren ya da girmiş olan kişilerin ruh eşleri olup olmadığını ayırt etmek istiyor. Gerçekten ruh eşlerimiz olup olmadığını anlamak için bazı özelliklerin bulunup bulunmadığına bakmak lazım. Birazdan sayacağım özelliklerin hepsi olmasa da bazılarının o kişi veya kişilerde bulunması gereklidir. 1. Yeni karşılaşmış bile olsanız bu kişiye derin bir bağ hissedersiniz. Sanki onları uzun zamandır tanıyor gibi hissedersiniz. 2. Birbirinizi konuşmasanız bile anlarsınız. Benzer düşünme ve hissetme şekillerine sahipsinizdir. 3. Benzer alışkanlıklara ya da hatalara sahipsinizdir. Özellikle çocukluğunuzda karşılaştığınız zorluklar hemen hemen aynıdır. 4. Aranızda çok yoğun bir ilişki olur. Bazen bu yoğunluk ikinizi de zorlayabilir. 5. Fiziksel olarak yan yana olmasanız da telepatik olarak birbirinizi hissedersiniz. Sanki bir şeyleri aşmak için bir arada olduğunuzu derinden bilirsiniz. 6. Karşınızdaki kişinin aklından geçenleri okuyabilirsiniz. Aynı şekilde o da sizin zihninizi okuyabilir. 7. Bu ilişkide daha önce görmediğiniz veya keşfetmediğiniz yönlerinizi öğrenirsiniz. 8. Bu kişi yaşamınızda önemli değişiklikler yaparken ya da kendinizi keşfetme yolculuğunda ilerlerken karşınıza çıkabilir. 9. İlişkiniz kalıcı olmayabilir ama bu kişi yaşamınızdan çıksa bile onu hep hatırlar ve sevgi duyarsınız. Videomuzun başında söylediğim ve altını çizdiğim noktalar ruh eşlerimizi bulmada çok önemlidir.
Sevgiyi tüm varlığımızda hissederek ve odak noktasını kendini sevme olarak aldığımızda büyük bir dönüşüm başlıyor. Şimdi adım adım kalbimizi ruh eşi bağlantısına açmanın yollarına bakalım. Yalnızlığı sevin. Tek başına mutlu olmanın yollarını bulmak, kendine yetebilen bir insan olmak, sahip olduğumuz becerileri geliştirmek, güçlü ve güvenli olmak ilk adım. Mutluluğu ve sevgiyi dışta değil iç dünyamızda bulmak ve yalnızlığımızı kendimizi keşfetme anlamında çok değerli görmek gereklidir. Kendimizdeki değerleri besleyip geliştirmek. Hayatımızda karşımıza çıkan kişilerde beklediğimiz özelliklerin bir listesini oluşturmalıyız. Sonra bu özelliklerin aynısını kendimizde geliştirmeliyiz. Örneğin, mizah duygusu gelişmiş ve gülmeyi seven insanları çekici buluyorsanız, kendinizdeki mizah duygusunu geliştirin. Açık zihinle bakmak. Yargılayıcı zihin yapısı sizi hayatınıza girebilecek yeni insanlara karşı kapatır. İnsanları dış görünüşlerine, yaptıkları işe, etnik veya dinsel kökenlerine göre yargılamayın. Çekim yasasının nasıl işlediğini öğrenmek. Daha önceki bir videomuzda çekim yasasının hayatımızda istediğimiz şeyleri nasıl yarattığından bahsetmiştik. Burada en önemli şey, daha önceki deneyimlerinizi aldırmadan ruh eşinizi gözünüzün önünde canlandırın, onu şimdi yaşamınızdaymış gibi hissedin ve bunu inanarak yapın. Şüphe duymamak. Şüphelenmek ve nasıl olacak diye sorgulamak engeldir. Bunu aşmak gereklidir. Burada yaşamın akışına güvenmek önemlidir. Hepimizin yaşamı çok enteresan ve güzel senkronizasyonlarla, bir araya gelişlerle ve daha önceden istesek de hesaplanamayacak tesadüf görünümlü kesişmelerle ilerliyor. Hayatımızda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bilerek ve yaşamın matematiğine güvenerek ilerlemeliyiz. Çakralar enerji bedenimizde yer alan merkezlerdir. Çakra Sanskritçe tekerlek ya da disk anlamına gelmektedir. Enerji bedenimizde temel olarak 7 adet çakra bulunmaktadır. Çakraların dengeli çalışması varlık olarak bizim de dengede olmamızı sağladığı için çok önemlidir. Ruh eşleri konusunda ise kalp çakramız ve onun dengede olması kilit rol oynamaktadır. Kalp çakramızın aşırı çalışması veya kapanması durumlarında sevgiyle bağlantılı alışverişimiz bozulmaya başlar. Bu durum ise sağlıklı ilişkiler kurmamızı imkansız hale getirir. Bu sebepten dolayı kalp çakramızı yakından incelememiz ve dengede kalması için yapmamız gerekenlere göz atmamız çok önemlidir. Kalp çakrası enerji bedenimizdeki dördüncü çakradır. Burası ruhsallıkla maddesel dünyanın kesiştiği yerdir. Göğüs kafesimizin tam ortasında yer alan bu çakra, kalbi, timüs bezini, akciğerleri ve göğüsleri içerir. Aynı zamanda lenfatik sistemi yönetir. Sanskritçe bir kelime olan anahata ise zarar görmeyen ya da incitilemeyen anlamına gelir. Bu kelime bize her ne kadar duygusal olarak yaralanmış olsak da kalbimizin hiçbir acının olmadığı saf, ruhsal bir yer olduğunu söyler. Üzüntüler, alınganlıklar, kızgınlık, kırgınlık, kıskançlık, nefret gibi duygular bu çakranın kapanmasına neden olur. Şu bir gerçektir ki, kapalı bir kalp çakrasıyla ruh eşimizle bağlantı kurmamız imkansızdır. Bu yüzden kalp çakrasının doğru ve dengede çalışması için yapmamız gerekenler vardır. Acıya tutunmamak. Hepimiz geçmişimizde ya da belki de şu anda başkalarının verdiği acıyla incinmişizdir. Bu normaldir. Ama bu acı hissine yapışmak, geçip gitmesine izin vermemek, öfke ve kinle canlı tutmak doğru değildir. Kalp çakrası için en önemli şey her ne olmuşsa kabul edip acının geçmesine izin vermektir. Verilen acıyı sürekli hatırlayıp anlatmak onu canlandırır ve kalp çakrasının kapanmasına neden olur. Bunun için şimdi bir karar verin ve acının geçmesine ve kalbimin iyileşmesine izin veriyorum deyin. Bunu söylemek bile birçok şeyin değişmesine neden olacaktır. Empati kurmak ve yargılamamak. Olan her
Her neyse, karşımızdaki kişinin yaşadığı durumları tam bilemediğimizden hemen negatif bir yargıya varmamak gereklidir. Bu kişi özellikle bizi incitmeye çalışmamış, sadece kendi acısını yansıtmıştır. İnsanları kendilerini ifade eden varlıklar olarak görüp hiçbir şeyin kasıtlı olmadığını, sadece bilinçsizlikten doğduğunu hatırlamak lazımdır. Böyle daha yüksek bir bakış açısı kalp çakramızı koruyacaktır. Sevgi vermek. Sevgi görmeyi beklemek yerine sevgi vermek ve bunu gündelik hayat içinde sürekli uygulamak kalp çakrasını açacaktır. Gün içinde sevgiyle yapabileceğimiz eylemlere örnek olarak bolca gülümsemek, sevdiklerimizi kucaklayarak selamlamak, karşılık beklemeden yardım etmek, bir sokak hayvanını beslemek ve okşamak, yolda gördüğümüz yaşlı bir insanın karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olmak, tanıdıklarımıza özel günleri beklemeden minik hediyeler almak, doğanın bize sunduğu güzellikleri fark etmek ve ağaçlara, çiçeklere, gökyüzüne bakarak mutlu olmak. Bu videoda sevmek, sevgiyi vermek ve almak, ruh eşleri ve kalp çakrasının dengeli çalışmasının önemi üzerinde durdum. Sevginin temelde olmadığı bir hayat, bir insan için acılar, hayal kırıklıkları ve korkularla doludur. Bu yüzden sevme, sevinme dengesini oturtmak yaşamlarımızdaki en önemli konudur. Umarım bu video kalbinizde sevgi enerjisinin canlanmasına, dengelenmesine ve doğru bir şekilde akmasına yardımcı olur. Gizemli, spiritüel ve ezoterik konulardan hoşlanıyorsanız mistik yolu takip etmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Düşünceleriniz doğrultusunda konular işleyebiliriz. Bize konu önerilerinde de bulunabilirsiniz. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Sınırsızca sevin ve sevilin. Hoşça kalın.